Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Eğitim dünyasına dair güncel ve son dakika bilgilerini paylaştığımız videodasınız. Bu videomuzda Milli eğitimin artık ısrarlara dayanamayıp almış aldığı uzaktan eğitim kararını yazıyı sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu tip güncel bilgilerden hızlıca haberdar olursunuz. Ve bildirimleri de açarsanız bizleri de çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için veliler çok sıklıkla milli eğitime yazılardı cümlede yazılardı şikayetlerde bulunuyordu. Bu ara dönemde milli eğitim bunu değerlendirdi ve resmi yazıyı oluşturdu arkadaşlar. Evde eğitim hizmeti konu başlıklı. E, Türk Milli Eğitim'in genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esaslarla ilgili yönetmelikle belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasında zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da Yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere 3 uzman tarafından düzenlenmiş durum bildirimi sağlık kurulu raporunda belirlenen öğrencilere velinin yazılı talebi ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içerisinde evde eğitim hizmeti verilebilir hükmü yer almaktadır. Evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel eğitimin hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin talepler bakanlığımıza intikal etmektedir. Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin Covid-19 salgını sürecince öğrenci velisinin talebini dikkate alarak özel eğitim hizmetleri kurumunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı olarak da yapılabilecektir. Bilgilerinize ve gereğini rica ederiz diye rica ederim diye açıklamasını yaptı Sayın Bakan. Resmi kurumlara da bunun yazısını gönderildi. Sayı konuyu da görüyorsunuz zaten size burada resmi yazıyı da gösterdim. Bu konudaki ısrarı karşılamış oldu. Normal dönemde bir uzaktan eğitim için de bir hadım atılır mı? Hani kış ayında da gelmesiyle birlikte. Sizce olmalı mıdır? Olmamalıdır. Yorumlarınızı dikkatlice bakıyorum. Çok da güzel yazıyorsunuz yaşanan olayları. Bazıları sınava dahi girmiyor bu konudaki korkularından dolayı. Sizce doğru kararlar gelir mi? Yoksa bu konuda artık umudunuzu kesin yorumlara bekliyorum. Bu konuda bence doğru bir karar alınmış özel eğitime ihtiyacı olan velilerin yaşayabileceği sıkıntıları tahmin edebiliyorum. Bundan dolayı sizin de kendiniz açısından düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu tip haberlerden hızlı haberdar olursunuz ve biz de mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.